Herkese merhabalar. Gezgin Amca'nın serüvenlerine hoş geldiniz. Sevgili gezginler, bugün sizlere farklı bir paylaşım yaparak farkındalık yaratmak istedik. Ülkemizin her köşesi çok farklı güzellikler sunuyor hepimize. Bizler de bu bilinçle topraklarımızda gezip gördüklerimizi ve farklılıkları sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Gezginler, bugün Ege'nin incisi İzmir'deyiz. İzmir, 8500 yıllık geçmiş tarihi boyunca liman kenti olma özelliğini taşımış bir yer. Biz İzmir'le ilgili daha önce birçok kez paylaşım yaptık ama İzmir Körfezi kıyısında tarih kokan öyle yerler var ki paylaşmazsak olmaz. Bugünkü paylaşımımız meşhur kordon boyu ile Konak Meydanı arasındaki Pasaport ve Pasaport Vapur İskelesi. Biz bu paylaşımı hazırlarken çok keyif aldık. Umarız siz de keyif alırsınız. Hazırsanız hep birlikte paylaşımımıza başlayalım. Değerli gezginler, İzmir'de Konak semtinde Konak Pier'den Cumhuriyet Meydanı'na kadar olan mesafeyi yürüdüğünüzde pasaporta kolaylıkla ulaşmış ve dolaşmış oluyorsunuz. Pasaportun bu şehirde özel kılınması elbette doyumsuz manzarası kadar az sayıda kalmış olsa da yine de sırtını verdiği tarihi binalardan kaynaklanıyor olmalı. Bu geçmiş tarihin arkasında elbette oldukça hareketli bir yaşam var aslında ama pasaporta gelenler bunlardan çok da fazla etkilenmiyorlar. Bulunduğu bölgeye ismini veren Pasaport Vapur İskelesi, sahil boyunca uzanan kafeler, restoranlar ve gün batımı teraslarıyla gün boyunca birçok İzmirli'nin buluşma noktası durumundadır Pasaport. Bölgeye geldiğinizde nargilesini tüttürenleri, demli çaylarını, köpüklü kahvelerini içenleri, zar seslerinin şenlendirdiği tavla oynayan insanları görünce Pasaport'ta denizin kenarında ne kadar huzurlu bir ortam olduğunu hemen fark edebilirsiniz gezginler. Bu keyiflerin yanına bir de İzmirlilerin olmazsa olmaz lezzetleri İzmir gevreği, kumrusu ve yumurtayla birlikte meşhur boyozu da eşlik etti mi masaya? O zaman değmeyin İzmirlilerin ve gelenlerin keyfine. Seyir terasları şeklinde düzenlenmiş yerlerde oturanlar için denizle bütünleşmek zaten başlı başına bir keyiftir buralarda. Her gün Göztepe'den, Konak'tan, Bostanlı'dan, Karşıyaka'dan gelen vapurlarla Pasaport iskelesinde inen ve işlerine gitmek için Cumhuriyet Meydanı'na, oradan da Alsancak'a kadar giden İzmirliler günlerini nasıl bu kadar rahat geçiriyor sizce gezginler? İzmirliler işe gitmeden önce genellikle pasaportta sabah sabah bir çay içip sonra yeni güne ve mesaiye başlıyorlar. Sabahları bu keyfi yapamadılar mı? O zaman iş çıkışında mutlaka ya kordonda ya da pasaportta bir çay kahve molası veriliyor bu şehirde. Kısacası Pasaport ve çevresi çalışan için de ziyarete gelenler için de bir huzur ve dinlenme yuvası aslında. Gezginler, Pasaport'un eski kartpostallarından iskele ve pasaport bürosu olarak gösterilen binası 1884 yılında bir Fransız şirketi tarafından inşa edilmiş. Yapımına 1867 yılında başlanan ve 1884 yılında tamamlanan rıhtımın yanı sıra o dönemde Mendire'ye yanaşan yolcu gemileri, yük gemileri ve atlı tramvaylar ile birlikte 1. Kordon Caddesi de İzmir'in en hareketli kıyı caddesi konumundaymış. İskelenin yanında bulunan şimdiki Gümrük Muhafaza Baş Müdürlüğü'nün bulunduğu binalar ise Yunan işgali döneminde yani 1919-1922 yılları arasında
Liman Dairesi Başkanlığı olarak kullanılıyormuş. Bugünkü pasaport iskelesinin Osmanlı ve Selçuklu mimarlığından esinlenen birinci milli mimari özelliklerini taşıdığı kaydedilmiş kayıtlara. Gezginler, 13 Eylül 1922 yılında İzmir'de çıkan büyük yangın kısa sürede Kordon Caddesi üzerindeki tüm binalara yayıldıktan sonra ne yazık ki pek çok sembolümüz gibi bu yapıları da bizden almıştır. 1926'da ise dönemin valisi tarafından binalar tekrar inşa ettirilerek günümüze kadar gelmiştir. Pasaportta yer alan iskele, bugün İzmirlilerin şehir içi deniz yolculuğundaki en gösterişli duraklarından birisi olup, ayrıca Kantar Polis Karakolu'nu, Deniz Liman Şube Müdürlüğü, Sualtı Grup Amirliği'ni ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın bazı birimlerini de konuk etmektedir. Evet gezginler, İzmir'in kalbi sayılan Konak Meydanı, Konak Pier, Pasaport ve Kordon'da insanlar her an hareket halinde. Sürekli yoğun bir kalabalık halinde oluyor gün içinde buraları. Özellikle öğleden sonraları deniz kenarında hatıra fotoğrafı çektirenler, çiğdemlerini çitleyenler, oltaya rastgele deyip balık tutmaya çalışan amatörler, çim üzerinde keyif yapanlar, gidenler, gelenler, spor yapanlar, kısacası bu sahilde birçok milletten insan, her türden bolca aktivite var. Duymadın demeyin. Bizden söylemesi. Şimdi sıra sizde değerli gezginler. Paylaşımımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olup bizi izlemeye devam edin. Değerli yorumlarınızla kanalımızı destekleyin. Gezgin Amca ile birlikte siz de gezmek istiyorsanız yeni ve farklı serüvenlerimizde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.